Merhaba, ben Seda Saraç. Ben Tuğba Çelik-Korat. Bundan Çok İyi Makale Olur isimli sohbetimize hoş geldiniz. Bugün Çavdar Tarlası'nda Çocuklar isimli kitabı konuşuyor olacağız. Sen eğitimle hocam. Bağlantısını, evet. Okulla ilgisini konuşacağız. Bizim okuduğumuz kitap Coşkun Yerli çevirisiyle Yapı Kredi yayınlarından yayınlanan kitap. Hı-hı. Daha önce bir çevirisi daha vardı kitabın. Fransızcadan çevrilmiş versiyonu vardı. Gönül Çelen olarak Can yayınlarından basılmıştı. Onun çevirmeni de Adnan Berk. Ama biz Tuğba hocam da ben de aynı kitabı okuduk. Yapı Kredi yayınlarından olan çeviriyi okuduk. Hemen bir girelim. Neydi konusu? Çavdar Tarlası'nda çocukların konusu. Aslında çok popüler bir karakter. Çok severek okunan bir kitap. Holden Caulfield. Değil mi? Evet. Dünyanın en çok okunan kitaplardan biri. Herhalde kutsal kitaplardan sonra en çok hala da çok satılan kitapların içine yer alıyor. Sürekli okumaya devam eden bir kitap bu kitap. Çünkü yaşsız dediğimiz kitaplardan bir tanesi yine. Çünkü bir ergen delikanlının 16-17, belki bizi ona ergen desek bize kızardı yani Holden. Muhtemelen. Çünkü büyük görünmek istiyor ama aslında çocuk ruhunu hala içinde taşıyan ama çok uzun boylu değil mi? 1.80 küsür evet, diyordu. Buna çok fazla vurgu yapıyor. Daha büyük göründüğünü anlatmaya çalışıyor herhalde bize. Çok coşkulu bir genç adamın öyküsünü okuyoruz. Ama aynı zamanda çok da arıza bir adam. Evet. Çok da hayattan keyif aldığı söylenemez. Belki ergenlerle kurulan bağlantı buydu. Holden'la ergenler okudukları zaman kendilerinden bir şeyler buluyorlar ya bu kitapta. Çok başarılı bir çocuk da değil, değil mi? Yani zengin bir ailenin çocuğu, iyi eğitimli bir ailenin çocuğu ama okuldan atılıyor. Hem de bir kere değil, birden çok kez. Evet. Başarılı bir çocuk değil. Çünkü bir takım kaygıları ve yabancılaşma halleri var. Sistemi sorguluyor, arkadaşlarını sorguluyor, okulu sorguluyor. Hayatın kendisini sorguluyor. Ve okula adapte olamıyor. Çünkü okul düzenli bir yer. Evet, o düzene bir türlü adapte olamıyor. Belki biraz Salinger'dan bahsedebiliriz. Salinger evet, da çok değişik bir yazar. Bu arada tıpkı daha önce konuşmuş olduğumuz James Joyce'un kitabında olduğu gibi Portrait gibi. Bu da yarı otobiyografik bir hikaye aslında. Kendisi de söylüyor. Yani Holden aslında Salinger'ın kendi yaşadığı bazı hikayeler. Kendisi de aynı zamanda okuldan atılıyor. Ve New York'ta yaşıyor. Oralı bir ailenin çocuğu ve zengin bir ailenin çocuğu o da. Holden da böyle. Hı-hı. Zaten gittiği okulda prep school dedikleri Amerikalıların özel bir okul. Özel yatılı bir okul ve ayrıcalıklı çocukların gidebildiği bir okul orası. Çünkü ciddi ve iyi bir okullardan bir tanesi. Prep school dedikleri de bu arada belki ona da bir açıklık getirebiliriz. Prep school kavramı Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eğitim konusunda çok kendilerine güvenmedikleri bir dönemde, Amerika'nın eğitimin çok sorgulandığı bir dönemde ortaya çıkan ve çocukları, özellikle ayrıcalıklı çocukları, üniversiteye hazırlamak için kurulan ve gerçekten ağır bir müfredatı olan aslında, programı ağır olan bir okul modeli. Ve işte paralı çocuklar gidebiliyor, param varsa okula gidebiliyor. Kendisi de zaten diyordu ki okulumuz çok iyi aslında, eğitim kalitesi, buradan mezun olunca gidebileceğim üniversitelerin aslında ne kadar çok olabileceğini de söylüyor. Gayet farkında, iyi bir okulda okuduğunun ve paralı bir okulda okuduğunun farkında. Fakat pek de kıymetini bilemiyor. Fakat yine biz bu çocuğu hani tırnak içinde zengin çocuğu diye sınıflandıramıyoruz da, değil mi? Çavdar Tarlası'nda çocuklardaki Holden Caulfield'ı. Bir kardeş kaybı var, değil mi? Evet, o bir trajik, bir yaz süreci kitabı aslında. O yüzden belki okunmasında fayda var. Bu arada hani elimde şeyi de getirdim, bir başka kitabı da. Susan Sitzler, doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Kardeşler diye harika bir kitap var. Bu da kardeşlik ilişkilerini sorguluyor. Çok derin bir şey çünkü kardeşlik bağı. Hatta kitabın başlığında hayatımızın en uzun ilişkisi diye belirlemiş. Anne babadan bile daha uzun sürüyor ve bizi çok şekillendiren, karakterimizi inşa eden kişiler. Holden'ın da kardeşleriyle ilişkileri onun hayatını çok önemli ölçüde değiştiriyor ve bakış açısını da. Bir kayıp hikayesi var. Ona değinmek ister misin? Şundan belki biraz bahsetmek gerekir. Hiç kitabın içeriğinden bahsetmedik. Yani nereden nereye getiriyor kitap. Aslında kitap 3 gün içinde geçiyor. Bu 3 günde Holden'ın okuldan atıldıktan sonra eve dönmeden önce eve dönecek ve ailesine bunu söylemesi gerekiyor. Ve bununla ilgili gerçekten korkuyor. Ailesine söylemek istemiyor aslında. Bu arada yaşadığı, okuldan valizini bir arkadaşıyla kavga ediyor ve arkasından valizini topluyor ve okuldan çıkıyor. Cebinde iyi bir para var aslında o zaman için ama har vurup harman savuruyor bu yolculuk esnasında. New York'un merkezine gidiyor ve orada işte barları geziyor, arkadaşlarını arıyor, onlarla görüşüyor.
bu hikayeleri anlatıyor. Aslında 3 günlük bir roman bu. Ama tabii anlatımı çok güzel bu arada. Yani insanı içine çok alıyor. Çünkü sizinle konuşuyor kitap kahramanı. Ben o kısmını çok sevdim. İlk okuduğumda ben İngilizcesinden okumuştum. Hı-hı. Daha önce üniversite yıllarında. Orada yani Holden'la böyle daha kendime empati kurmuştum. Burada daha böyle edebi açıdan baktım sanki. Onun benle konuşuyor olması, bana anlatıyor olması çok keyifli geldi. Yani çok ilginç çünkü hakikaten üslup açısından da ilginç. Bir gencin argo kullanan, işte New York argosunu kullanan, işte o yaşlardaki çocukların kullanabileceği biraz daha böyle subculture diyeyim hatta. Evet. Oradan getirdiği birçok kavram var, birçok gündelik dil görünümü var ve bu estetik yani. Bu demek ki şunu kırıyor. Edebi dil demek illa da ağdalı sözler ya da uzun betimlemeler olmak zorunda değil. Gündelik dili veya hatta argoyu bile estetize edebiliyor. Evet, zaten Salinger'ın bence özelliği o. O dönemde de, ilk yayınlandığı dönemde Salinger'ın bile beklemediği kadar müthiş bir ilgi görüyor kitap. Hatta müncevi hayatı seçmesinin sebeplerinden bir tanesi herhalde Salinger'ın. Böyle kendini kapatıyor, dünyayla ilişkisini neredeyse kopartıyor. Çünkü çok müthiş bir ün kazanıyor. Yani inanılmaz bir başarı yakalıyor. 1951'de yayınlandı bu arada, onu söylemeyi unuttuk. 1951'de yayınlandı. Evet. İnanılmaz bir ün kazanıyor aslında. Biraz tehlikeli de bir ün tabii. Evet yani ve bundan da mutlu olmuyor aslında. Zaten kitabı okuduğunuzda Salinger'ı bu anlıyorsunuz. Çünkü Holden da biraz Salinger'ın kendisi aslında. Oradaki yaşadıkları, o hayata bakışı. Herkesi sahtekar bulması, kimseyi samimi bulmuyor. Bu arada sahtekar kelimesi belki yüzlerce falan kez geçiyor kitapta. O kadar çok kullanıyor ki insanların sahtekar olduğunu, herkesin bir iki yüzü olduğunu ve aslında hiçbir şeyi sevmediğini, her şeyi sorguladığını. Yapay anlıyor. Her şeye karşı bir tepkisi var değil mi? Mesela sinema filmi biz bunu bir sanat aracı olarak ya da bir sanat ürünü olarak görürken Holden diyor ki oyuncular olmadıkları şeyi oynuyorlar ve bu hiç inandırıcı bir şey değil. Evet. Tiksiniyorum diyor. Hatta tiyatroya biraz bir ilgim var ama evet, ondan tiyatro. Da hoşlanmadığını söylüyor. Ve çoğu insanın da davranışlarını, karakterlerini, karakter özelliklerini doğal bulmuyor. Yani yapay buluyor. Bu yüzden de uyumsuz bir çocuk ve sahtekar uyumsuz bir çocuk ama çok da şey değil. Yani asosyal falan da bir çocuk değil aslında. Arkadaşlarıyla görüşmek istiyor, onları arıyor. Evet. Kardeşlerine olan ilgisine tekrar döneceğiz bence. Eli konusuna dönelim tekrar ölen kardeş konusuna. Ama hep bir ilişki kuruyor. Öğretmenleriyle ilişkileri var bu arada. Yani okuldaki arkadaşlarıyla çok yakın olduğu. Evet, bayağı da yakın ilişkileri var. Evet, ama içten içe bunu sorguluyor sürekli. Biz bu sorgulamayı zaten görüyoruz. Bu yabancılaşmayı da görüyoruz burada. Hı-hı. Bu arada belki yabancılaşma konusunda konuşabiliriz. Hani varoluşçulukla biraz bağlantı var mı acaba diye de. Evet. Aslında var fakat Holden'ın yapısı biraz daha nihilizme kayıyor diye düşünüyorum. Çünkü orada yaşamın anlamını üretmekten vazgeçiyor. Yani evet. Üretemiyor. Yas demiştik yani kitap aslında bir yas süreci. Annie'nin kaybı, küçük kardeşi lösemiden ölüyordu. Ve o kadar ağır geliyor ki o psikiyatrik işte yardımlar alıyor, hastaneye yatıyor filan. Fakat orada anlamı üretmek, yani var olabilmek için, karakterini inşa etmek için anlam vermekten vazgeçmiş gibi ve artık yıkıcı bir şekilde işaretliyor. Yani hayatta tutunacak bir dal bırakmıyor kendine. Evet. Bu çok trajik bir şey. O nedenle hani egzistansiyel anlamda biraz umutsuz diyebilirim. Yani tam bir varoluşçu çizgiye oturtmak belki çok zor. Evet açıdan. Bence de doğru söylüyorsun. Sorgulama da benzer ama yani aynı yollardan geçiyor. Ben kimim, niye yaşıyorum, bütün bu dünyanın anlamı ne, insanlar niye bu kadar saçma sapan şeyler yapıyorlar gibi bizim yüzümüze de çarpıyor aslında. Bazı şeyleri sorgulamamızı da sağlıyor. Sağ olsun Holden. Evet, şeye gelelim, yasla ilgili. Yani bu bir, bence de sen de böyle okumuşsun benim gibi. Orada büyük bir yas var ve bu o nihilist tavrı da aslında o yasla çok bağlantılı değil mi? O hissettiği kayıpla ilgili. Kardeşlerine olan düşkünlüğü çok kitapta çok geçiyor zaten. Ve hep bu yastan bahsediyor. Dönüp dolaşıp oraya geliyor. Ve hatta kardeşi en son sahnelere doğru, yani kitabın sonlarına doğru kız kardeşiyle sohbet ederken hani sevdiğin kimi seviyorsun, hiç kimseyi sevmiyorsun diye soruyor kız kardeşi ona. Aslında çok üzülüyor durumuna. Aklına şey geliyor. Ölmüş olan kardeşi geliyor. Evet. Önceki bazı sahnelerde de birkaç yerde hep daha böyle ölüleri sevdiğini, yani ölmüş insanlar, yani sevgi kavramı hep ölmüş insanların üzerinde anlatıyor. Yaşayan hiçbir şey sevmiyor. Yaşayan hiçbir şeyi ve çevresinde olan her şeyi çok samimiyetsiz buluyor. Ama ölmüş insanlara karşı böyle bir ilgisi var ama
Yani kardeş sadece öldüğü için değil bence. Çünkü diğer kardeşini de çok seviyor. Evet. Abisine de çok sevgiyle bahsediyor abisinden. Çocuklu, yani çocuk kavramına çok safça bakıyor. Hatta yolda gördüğü bütün o çocuklara karşı da böyle çok safça bir ilgi duyuyor. Onların neşeyle gülümsemesi ya da kendi hallerinde oynamaları ona çok değerli geliyor. Yetişkinlerden hoşlanmıyor Holden ama çocukları çok gerçekçi buluyor. Yani demiştik ya sahtekarlıktan ve rol yapmaktan ki maalesef yetişkin olduktan sonra o sosyal rollerle değil mi? İçimizden gelmediği halde bir sürü şey yapıyoruz yani. İşte nezaket kurallarına uyuyoruz ama aslında belki de o kişiye o kadar da nazik davranmak istemiyoruz belki. Ama bir çocuk bir kişiden hoşlanmıyorsa bunu açıkça belli ediyor. Evet. Holden da bunu fark ettiği için çocuklara karşı çok daha büyük hayranlık ve takdir duygusu besliyor. Belki kendi çocukluğunu da öyle hatırlıyor diye yani düşünüyorum. Belki içten içe acaba çocuk mu kalmak istiyor? Çünkü kitabın şeyine baktığımız zaman yani hep yetişkin hayatını eleştiriyor, yetişkinleri eleştiriyor, onların samimiyetsizliğini, okuldaki arkadaşlarını. Çünkü ergenlikte şey bir dönem ya, çocuk olmakla yetişkin olmak arasındaki geçiş arada. Dönemi. Yani bir gün çocuk gibisin, bir gün yetişkin gibisin. O yetişkin dünyasını, sahte bulduğu yetişkin dünyasına geçmekle ilgili bir sıkıntısı var aslında. Geçmek onu, istemiyor, evet. Geçeceğinin farkında çünkü 17 yaşına geliyor. Ama bir yandan da geçmek istiyor gibi. Evet. Çünkü kendini hep büyük olduğunu, işte boyunun büyük olduğunu, büyük gösterdiğini, işte kadınlarla işte ilişki kurmak istiyor. Evet. Bunları denemek istiyor ama onun formundan hoşlanmıyor, bunu yapay buluyor. Aşık olmak istiyor veya çok çabuk ilgi duyuyor gibi. Ama aynı zamanda Holden tıpkı Joyce'un sanatçının bir genç adam olarak portresi olarak çevrilen romanındaki gibi bir sanatsever ama edebiyat. Evet. Yani yine edebiyat sinema ve tiyatroyu bir kenara koyarsak eğer şey diyor ya mesela bir Hamlet oyunu izlemiş. Diyor ki ben bu kitabı okumalıyım çünkü oyuncuyu beğenmedim. Yani karakter böyle biri olmamalı. Kesinlikle kitabını okursam belki de beğeneceğim diye düşünüyor. O yüzden Holden'ın hem gittiği okullar açısından hem ailesi sosyal anlamda ona birçok şeyi vaat edebiliyor biliyor belki ama o hayattan çok fazla şey bekliyor ve sevgiyi arıyor, saf sevgiyi. O da ancak çocuklarda bulabildiği bir şey ve kaybetti o. Yani artık yetişkin olacak. Evet. Kardeşi de yani ölen erkek kardeşi de artık uzaklarda. Hatta şey bana çok etkileyici geliyor. İşte okuldan atıldıktan sonra gizlice eve girdiğinde annesi babası görmeden kız kardeşle konuşurken ben diyor buralara gideceğim, burayı bırakacağım diyor. Kız kardeşi tepki gösteriyor. Yani ona küsüyor. Nasıl gidersin diye. Ve onun için geri dönüyor aslında. Yani belki de gerçekten çavdağı tarlasına gidecek ya da şeye çiftliğe gidecek. Belki bir hayat kurmak istiyor. Alternatif bir hayat. Aslında buradan şeye bağlayabiliriz kitabın adına. Kitabın adı nereden geliyor? Neden bu kitabın adı? Çavdağ Tarlası'nda Çocuklar. Tabii İngilizcesini okuyanlar için yani Catcher in the Rye İngilizcesi. Aslında Türkçesiyle çok bir ilgisi yok. Var tabii. Hani Çavdağ Tarlası'ndaki çocuklardan bahsediyor ama kitabın adını gördüğünüzde hani şey gibi geliyor. Sanki Çavdağ Tarlası'nda ya da bir köy ortamında geçiyormuş gibi geliyor. Ama asla öyle bir ortamda geçmiyor. New York'ta geçiyor. Evet, çok şehirli bir roman. Evet, çok şeyli bir roman. Diğer çevirisinde de zaten Gönül Çelen olarak çevirmişler. Hmm. Çünkü Catcher in the Rye Türkçe'ye gerçekten çevirmesi zor. Çok kulağa hoş gelen bir çeviri olmuyor. Yani Çavdar Tarlası'ndaki yakalayıcı gibi bir çevirisi oluyor. O da çok anlaşılmıyor. O yüzden de anlayabiliyorum neden böyle çevirdiğini. Ama belki kitaptaki nereye vurgu yapıyor, nereden çekip alınmış bu başlık? Ona bir değinirsek, şey kız kardeşiyle konuşurken, kız kardeşi onu sorguluyor tabii. Bak yine atıldın, babam seni öldürecek. İşte niye böyle yapıyorsun? Hiç kimseyi sevmiyorsun, hayattan keyif almıyorsun. Sen ne iş yapmak istiyorsun? İleride ne olacaksın? Avukat mı olacaksın? Ne olacaksın? Tam bir kız çocuğu bütün sorumluluklarını biliyor. Ailenin beklentilerinin haberi var. İsyankar erkek kardeşini aldı. Bu arada babası avukat şeyi. İşte avukat mı olacaksın falan diyor. Ondan sonra buna cevap veremiyor Holden. Yani gerçekten kendini sorguluyor. Ben ne istiyorum? Gerçekten bu kadar mı? Hani her şeyden bıktım, her şeyi sevmiyorum, herkesi sahtekar buluyorum. Bu işler, bu meslekler bana göre değil. Sonra durup bir şairin de şiirinde geçen aslında Çavdağ Tarlası'nda çocuklarla ilgili bir şiirde geçen bir yere vurgu yaparak şunu anlatıyor. Tam kitaptaki gibi anlatamayacağım tabii ama kız kardeşim diyor ki çocuklar Çavdağ Tarlası'nda gönüllerince oynuyorlar ve hiçbir şey düşünmeden yarınlar yokmuşçasına adeta oynuyorlar. Çavdağ Tarlası'nda önünde bir uçurum var. Ben o uçurumun başında durup oradan İşte dikkatsizlikleri sonucu kendini çocukluğa vermiş, eğlenirken düşmesinler diye o çocukları yakalamak istiyorum. Ve hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum diyor. Çok şairane.
Evet, neden tutmak istiyor çocukları ve burada aslında bir şey anlatmaya çalışıyor belli ki yazar bize. Yani herhalde şöyle düşünmek lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani çocukluk çok kıymetli bir şey ve kaçıp gidiyor gerçekten. Hani illa hayatını kaybetmesi gerekmiyor insanın ama geçmişte kalıyor ve siz sosyal rollere çok bürünüyorsunuz ama bir taraftan çocukken de çok ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. İşte kardeş kaybı bunlardan bir tanesi. Belki bir kaza, belki çok acı bir deneyim, bütün bunlar. Bu çocukluğu örseleyen bir şey. Holden'ın çocukluğunu belli ki örselemiş. Ama belki de küçük kız kardeşi bunu anlamamıştı, bu kaybı. Ve o doya doya o neşe, işte tiyatro oynamak istiyor, okullarda aktif rol almak istiyor, arkadaşları var. Belki o çok daha mutlu bir çocukluk geçirecek. Ama Holden o yarayı almış bir defa. Belki de o hani catcher, onları kurtarma arzusu, belki o çocukluğun ve aslında insanlığın yara almadan çok mutlu bir biçimde dünyada yaşaması, hayatını böyle idame ettirebilmesi düşünü belki hayal ediyor. Yani bunu arzuluyor. Bir Süpermen olmak istiyor bu anlamda. Ben de şöyle yani aslında çok benzer tarafları da vardı benim düşüncemde. Yetişkinliğe geçmek üzere ya Holden ve aslında bütün kitap bu yetişkinliğe geçme sürecindeki sancısını anlatıyor ya. Yani o uçurum bence o yetişkinliğe geçmeyi temsil ediyor olabilir. Çocuklar burada korkusuzca ve mutlu bir şekilde mutlu mesut oynuyorlar. O tarafları geçmesin diye engellemek istiyor sanki. Yani ergenlik ve yetişkinliğe geçen yol çok tatlı bir yol değil. Yani burada kalın siz diye. Yani kız kardeşinin de orada kalmasını istiyor aslında. İşte ama çok garip bir şey. Çocukken büyümek istiyoruz. Büyüyünce ya da ergenliğe gelince çocuklar geri dönmek istiyoruz. Ben bu kuşakta daha fazla duyuyorum. Büyümek istemiyorum diyor. Yani biz küçükken büyümek istiyorduk. Evet, istiyorduk gerçekten. Şeyde hatırlıyorum. Seninle hani bir makale çabamız var şu ara. O verilerden bir tanesinde işte dersler olmasa ne yapmak isterdin diye bir soruya. İki tane çocuğun cevabı çok etkileyiciydi. Hemen büyümek istiyorum diyor. Baktım kaçıncı sınıf? Birinci sınıfmış. Birincisi. Yani okulun en küçüğü çünkü onlar. Evet, yani. Hemen büyümek istiyorlar. Hemen büyümek istiyorlar. Ama şey, belki de hayatın zorluğu, hayatın karmaşıklığı. Aslında orada Holden da onu söylüyor. Yani büyümek istiyor muhtemelen çocuklar ama hani büyümesinler diye onları orada tutmak istiyormuş gibi. Ben öyle bir metafor algıladım orada. Olur. Yani zaten şiirsel bir şey, metaforisi var değil mi? Evet. Anlattığına göre. Biraz okuldan konuşalım mı? Olur. Okuldan nelerden bahsediyordu? Aslında okulun ne kadar sahte olduğundan sürekli bahsediyor. Okul. Bu arada Holden'ın geçebildiği tek ders İngilizce. Evet, o da bir dilci. Ama sözel ifade diye bir dersleri daha varmış. Bu yani yazılı ifade belli ki bu ders. O tam geçmiyor, kitapta anlatılmıyor. Onunla ilgili bir sorun yok ama sözel ifadeyle ilgili bir sorun yok. Orada da öğretmeni eleştiriyor. Çünkü şey anlatıyor işte, birisi kalkıyor bir konu hakkında konuşuyor derste. Soruyor çünkü en sonda bir araya geldi İngilizce öğretmen, eski İngilizce öğretmeniyle bir araya geliyor ya en sonda. O soruyor yani hangi derslerden kaldın diye. O da onu anlatıyor. Sözel ifadeden kaldım çünkü öğretmen işte kaldırıyor seni ve konuşuyorsun. Ve bütün sınıfa şöyle bir yönerge vermiş öğretmen. Konuyu dağıttığı zaman konuyu dağıttın diye durduracağız. Evet, konudan saptığın anda düğmeye basıyoruz. Sus. Evet, sus diye. ve bu dersten kaldığını söylüyor. Ve bunun ne kadar yanlış olduğunu düşünüyor. İnsan çok keyifli anlatıyorsa konudan da sapabilir. Bir konunun dışına da çıkabilir diye. Sistematik düşünmeyi reddediyor. Biraz random. Evet. Rastlantısal düşünme. Biraz daha doğal akış, daha doğal akışın üstünde kalmaktan ve bu dersten de bunu kitaba koymuş olması. Çünkü kaldığı bir sürü ders var onun dışında. Onlardan çok bahsetmiyor ama özellikle bundan bahsediyor olması bize belli ki bir mesaj vermeye çalışıyor orada Salinger. Hani daha doğal akışta kalması gerektiğini her şeyin. Biz eğitimde aslında bunu da vurguluyoruz. Mesela ben yazma çalışıyorum yani konuşmadan çok çalışmıştım daha doğrusu. Private writing diye bir teori var. Diyor ki işte Peter Elbow'un bir teorisi bu. Onu da bir çalıştım ben ama arkasını daha getiremedim ama getirmeyi planlıyorum. Diyor ki herkesin bir yazma zamanı vardır. İşte öğrencilere biz diyoruz ki işte şu konu hakkında bir yazı yaz. Çocuk yazamıyor. Çünkü o konu ona seslenmiyor. İşte şu zaman içerisinde yaz ve teslim et. Halbuki o çocuk ona belki de bir haftada yazmak istiyor. Ya da 5 dakikada yazdı, okumak istiyor ama sen diyorsun ki diğer arkadaşlarını bekle. İşte o private writing'in şeyin içinde teorisinde diyor ki yazmak çok bireysel bir çabadır ve herkesin bir zamanı vardır. Konuşmak da öyle. Derslerde öğrencileri ölçerken işte bazı sınavlar yapıyoruz ama bu sınavlar hepsine uygun olmayabiliyor.
Herkesin kendi ifade şekli evet. farklı. Seslenmiyor dedin ya, onunla ilgili de aslında bir bölüm var. Ben hatırlarsın belki. Bir arkadaşı ona şey yapıyor. Benim yerime kompozisyon yazar mısın diyor. Betimsel bir şey olsun. Böyle evet. odayı falan tarif edebilirsin diyor. Ondan sonra ilk böyle istemiyor yazmak aslında. Ama sonra oturup yazıyor ama odayı falan tarif etmiyor. Çünkü şeyi tarif etmek istiyor. Ölen kardeşinin beyzbol eldivenini tarif etmek istiyor. Ve güzel bir tarif yapıyor aslında. Güzel bir konu. Kendisi de beğeniyor aslında. Ama konu ona seslenmiyor. Yani odayı yazmak istemiyor. Yani öyle bir betimsel çalışma evet, yapmak yani istemiyor. Eldiven ve tekrar oradan da aslında kardeşinin ölümüne konuyu bağlıyor bir yandan da. Ama eğitim... kitapta geçen anlamda eğitimi gördüğümüzde ve Holden'ın bakış açısıyla ve bence Salinger'ın da bakış açısı bu. Yani kendi hayatından da örneklerle bunu görüyoruz. Okulun bir kalıba sokmaya çalışmasından başka türlü davranma, yani mış gibi yapmalarını istediği için öğrencilerin ve okul sisteminde başarılı olamadığını görüyor. Ama okul hayatının çok büyük bir bölümü bu arada. Okulla öğretmenler, yine yatılı okul. Yani dönüp dolaşıp yani. Öğretmenleriyle görüşüyor ve okul sistemiyle ilgili sorgulamaları var. Evet, yine yatılı okul. Yine böyle izole edilmiş ve ayrıcalıklı bir evet. Grubun hatta gittiği bir okul. Valiz şeyi vardı. Mesela evet, bu bir evet. ayrıcalıklı öğrencilerin gittiği bir okul ama herkesin tabii maddi gücü aynı değil. Kendisine gıpta edilmesinden de rahatsız oluyor. Çünkü onun valizleri iyi marka. Fakat düşük düzeydeki bir valiz markası olan bir öğrencinin de kendisini böyle rahatsız ettiğini, yani burjuvasın sen Evet. diye onunla uğraşmasıyla şey yapıyordu, kafaya takıyordu onu. Şöyle de bir şey de tartışmamız aslında izin veriyor. Evet, çocukların arasında sınıfsal bir takım farklar vardır ama sonuçta hepsi şeydir, yani çocuktur. Bir tanesi zengin veya yoksul diye diğerinden üstün olacak diye bir şey yok. Biraz varlık düşmanlığına karşı da bir eleştiri olduğunu da düşünüyorum. Tabii şu bir gerçek, yani bizim ülkemizde de gelir durumu düşük olan çocukların bir dünya dezavantajı var. Ama bir çocuk da herhalde gelir durumu iyi diye suçlanacak hali yok. Onlar da bazen akran zorbalığına maruz kalabiliyorlar. Akran zorbalığı burada da var. Var. Tıpkı yani. James Joyce'in kitabında olduğu gibi burada da görüyoruz zaten. Kavga akran edemediği için de sürekli dayak yiyor zaten. Evet, sürekli dayak yiyor hakikaten. Sürekli yumruk yiyor. Yumruk yemekten de nefret ediyor. Ağzı burnu kolay dağılıyor. O yüzden biz bu şeyde okulun içerisindeki o sınırı, öğretmenleri sert, yine sert, yine anlayışsızlar. Fakat yine de Holden'ın biraz önce söz etmiştik ya, öğretmenleriyle çok yakın ilişkisi de var. Onu ben bir düşündüm, yani hakikaten biz öğrencilerle bu kadar yakın mıyız diye. Ben edebiyat öğretmenliği yaptım. Çok onlarla okulda böyle çok iç içe ilişkiler kuruyordum, yani dergi çıkarırken, tiyatro yaptırırken falan, ama hani eve çağırmak, hani bunu tartışırım gibi geliyor. Fakat evet, Holden iki öğretmenin de hem evine gidiyor, gidiyor, hem ailelerini tanıyor, onlarla beraber vakit geçirmişliği var, böyle bir samimiyet var, muhtemelen diğer öğretmenler de var. Demek ki yani o dönemde öyle yakın ilişkiler kuruyor olabilir ya da Holden'ın karakteri gereği. Böyle öğretmenlere, daha yetişkinlerle. Kendisi gidiyor çünkü. Daha, evet. Vedalaşmaya gidiyor onlarla. Evet. Yani o kadar nefret ediyor her şeyden, o kadar arıza bir tip aslında. Ama bir yandan da öğretmenlerle böyle bir iş var. Onunla vedalaşmak istiyor. Kardeşine karşı çok büyük bir sevgi besliyor. Onunla gidip. Yani çok da yumuşak, çok tatlı da bir tarafı var böyle. Gerçekten o bebeksi çocuk tarafı da var hakikaten olduğunu. Ben yavaş yavaş toparlayalım bence. Tabii. Şeyi konuşalım. Yani bu kitap niye bu kadar çok okunan bir kitap? Yani gerçekten internetten girip hani baktığınızda göreceksiniz, dünyanın en çok satan kitaplarından birisi, en çok okunan kitaplarından bir tanesi. Nedir bu kitabın özelliği? Yani sonuçta üç günü anlatıyor günün sonunda baktığımızda. Nedir yani bu kitap? Niye böyle? Benim açımdan hepimizi anlattığı için, bana göre. Yani ergenlikte olup da üstelik de bir şehirde yaşayan veya ailesinde, çevresinde aşamadığı endişeleri olan bir sürü ergenlik dönemi sorunu tanımlayabilirim, yani kendime dair veya çevreme dair. O isyanını, bizim belki söyleyemediğimiz isyanları da söylediği için Holden. Ve bir de acıyoruz, yani çok hem özdeşim kuruyoruz hem de onun bu trajik haline çok üzülüyoruz. Özdeşim kuruyoruz ama dili galiba kurtarıyor da, yani evet. dili çok akıyor. Yani burada okuyacaklara sesleniyoruz. Hiç zorlanmadan bir günün içinde bir çırpıda evet. okuyup bitirebileceğiniz şöyle harika bir roman. Evet ve birçok şey de öğrenebileceğiniz, görebileceğiniz. Evet. Keyifli bir roman hakikaten. Bu arada şeyi de belirtelim, yani belki önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok
Mesela şeyde John Lennon'ın Ha, vurulmasında evet. vurulmasında çok önemli bir rol. 1980'di sanırım o. Yani Evet. 1951'de kitap çıkıyor ama 1980'de John Lennon'ın vuran kişinin Cebinden üzerinden çıkıyor. çıkıyor O zaman Gönül ve bu Çelen, değil benim mi? manifestom diyor Ha. adam. Bu arada Teoman'ın da Gönül Çelen diye şarkısı vardı. Onu da Evet, hatırlıyorum. var. Bak arkadan Bu benim çalabilirdik manifestom ama. diyor. Ondan sonra 80 yani o Evet. tarihten sonra kitap tekrar ünlü oluyor yani. Evet. Artık Salinger'ın çok ötesine geçiyor. Yani yazarın çok ötesine geçiyor. Bu arada yazar da çok münzevi bir hayat yaşıyor ünlü olduktan sonra hiç Evet. mutlu olmuyor bu ünden hiç hoşlanmıyor. Şöhret Bu arada bir acıtabilir, evet. öykücü. Yani onu söylemedik hiç o Ha konuda. Bir tabii. öykücü bu hocam sizin gibi. Evet, benim Evet sizin gibi. gibi bir Salinger'ın evet öykücü öyküleri tek var. romanı. Tek romanı bu ama en çok ses getiren de bu oldu. Hatta çoğu insan önce bunu okuyor, sonra diğer öykülerine Evet, geçiyor. öyküler nasılmış diye sonra bakıyor insan O da gerçekten. tabii biraz bize umut vaat ediyor. Yani bir öykücü çok da güzel roman yazar hocam yani diye ben de kendime gaz vereceğim bu arada. Buradaki karakter de birçok öyküsünde var aslında. Holden'ın ailesi, yani Caulfield ailesi de birçok öyküde geliştiriyor aslında kendini o aile üzerine yazmaktan. Sonradan romana dönüşüyor bu. Bu da uzun süre üzerine çalışılmış, senelerce çalışmış. Bu arada 30'lu yaşlarında yazıyor bu durum. Yani ergenken yazmıyor. Yani bence kitabın bir özelliği de bu aslında. Yani ergen diliyle yazıyor. Gerçekten kitabı okuduğunuzda 30 yaşındaki bir adamı algılamıyorsun kitapta. Evet. Gerçekten bir ergen konuşuyormuş gibi. Şöyle bir Bazen şey yani çok saçma vardır. geliyor yani ergenlerle konuşurken de hani yetişkin dünyasından baktığında bazen yani bu kadar da tutarsız olunmaz ki dediğin noktalar kitapta da var. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında iyi bir yazar bunu ayırt etmesi lazım. Öncelikle bir anlatıcı icat ediyorsunuz yazı yazmadan önce. Diyorsunuz ki bunu kime anlatıyor? Bu bir tanrısal da olabilir, karakter de olabilir ama nasıl bir dili var? Çünkü her kitabı okuduğumuz zaman her birinin anlatıcısı işte biri sonuçta. Ama hep her biri farklı konuşuyor. Bunun anlatıcısı kahraman anlatıcı olduğu için yani kendi kendine konuşuyor. Onun dilinin de çok inandırıcı 16-17 yaşında fırlama bir delikanlı Evet, olması aynen. gerekiyor. Belli ki aramış yani Edebi bence açıdan da çok dinlemiş de evet. öyle çok bir değeri var bu kitabın yani o açıdan baktığınızda. Tabii Hiç canım anlamıyorsun yani. yazarı. Yani yazarın yaşını tahmin edemezsin yani. Bilmezsen Salinger'ın bu kitabı kaç yaşında yazdığını. Hani gerçekten bir ergenin yazdığını düşünebileceğin Ona kadar inanırsın. Evet. yazarın kendisini çok geri planda bıraktı. Tıpkı Salinger'ın hayatta da kendini çok geri planda bıraktığı gibi. Bu arada kitapta adının çok büyük yazılmasını asla kabul etmiyor. Yayın eviyle ilk yayınlanacağı zaman çok tartışıyor. Ve hatta kitabın arkasında resminin olmasını bile istemiyor Salinger. Sonradan Ya işte işte evet. bazı pazarlıklar sonucu koyuyorlar. Ama istemiyor. Filme de Tanınmak, çok görünmek. uyarlamak istiyorlar, değil mi? Ona da izin Asla izin vermiyor. vermiyor. Evet. Hiçbir tek öyküsüne izin vermiş. Onu da film halini görünce nefret etmiş. Zaten Holden da filmlerden nefret ediyor biliyorsun. Bence Salinger. Zaten Holden eşittir Salinger bence. Ya bir şey de düşünüyorum aslında. Gençlik edebiyatı açısından bence bu vazgeçilmez bir roman olarak anılmalı. Gençlik edebiyatı deyince sanki ya da gençlerin okuduğu edebiyat deyince çok popüler kültür ve edebiyat dışı algılanıyor. Hayır arkadaşlar, Evet. aranızdan edebiyata ilgi duyan varsa bu tam da sizin ruh dünyanızı ve yaş düzeyinizi yansıtan veya onların derslerine giren öğretmenler de olabilir. Ama bu bir edebiyat metni. Yani aslında Evet. edebiyatın bir sınırı yok. Her türlü kişiyi, karakteri anlatabilir. Ama bunu edebi ve seçkin bir dille yapabilir diyelim. Evet, bayağı farklı yönlerden konuştuk. Okulu da konuştuk. Aslında eğitime bakışını da konuştuk. Çok güzel söyleştik Sedacığım. Bundan makale olur mu? Bundan makale olur. Yazacak mıyız? Hayır. Yazmayacağız, tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.